Çin'de bir yazılım şirketi sadece Türkiye için canlı yayın platformu geliştirdi. Kullanıcılarına canlı yayınlarında temiz interneti sağlamayı hedefleyen firma, 2018 Çin'de Türkiye Turizm Yılı kapsamında Türk ve Çinliler arasında kültürel etkileşimi arttıracak projelere imza atıyor. Bildiğimiz gibi Türkiye kuşak ve yol projesinde çok önemli bir konumda yer alıyor. Bu yüzden ilk aşamada Türkiye bölgesine ağırlık verdik. Öncelikli hedefimiz Türk kullanıcılarımızın bu platformda iyi bir etkileşim kurması. 2018 yılında ise ürünlerimiz aracılığıyla Türk ve Çinli kullanıcılarımızın birbiriyle iletişime geçmesini istiyoruz. Çin'in ilgi çeken yönlerini göstererek Türk kullanıcılarımızın ilgisini çekeceğimizi, Çinlilerin de Türk kültürünü tanıyacağını ümit ediyoruz. Bizim platformumuz bir içerik platformudur. İçerik açısından temiz, sağlıklı ve pozitif olma sorumluluğumuz var. Bu açıdan geliştirdiğimiz yapay zeka ile içerik elemesi yapıp paylaşımların yasa dışı veya dine karşı olmamasını sağlıyoruz. Aynı zamanda kontrol için 7 gün 24 saat çalışan bir grubumuz var. Gördüğünüz gibi bu ürünü bir Çin şirketi işletiyor ve bu ürün tamamen Türkler için üretildi. Çin ve Türkiye arasındaki kültür farkı ve diyalog gibi konuların hepsini anlamamız gerekiyor. Sadece basit, yüzeysel olarak değil, derin bir şekilde anlamamız lazım. Yerelleşme konusunda ev ödevimizi çok iyi yaptık. İngilizler, Amerikalılar veya Avrupalıların neleri sevdiğini değil, sadece Türklerin neleri sevdiğiyle ilgileniyoruz. Türk kullanıcıların nelere ihtiyacı var, buna bakıyoruz. Ve bunun üzerine onlar için uygun olan ve beğendikleri ürünleri sağlıyoruz. Kullanıcılarımızın çoğu genç. Bu genç nesil ülkelerin metanet gücü diyebiliriz ve ümit ediyoruz ki kullanıcılarımıza güzel içerikler sunabiliriz. Kaliteli ve temiz enformasyon kaynaklarını kazanabilirler. Bu amaçla çalışıyoruz. Son zamanlarda tabii bu Çin kaynaklı dijital ortamlar Türkiye'de çok popüler olmaya başladı. Ve birçok şirket de bu konuda birbirleriyle yarışıyorlar. Yani Türkiye'ye çok iyi bir yatırım sağlıyorlar. Ve Türk halkından da, daha doğrusu Türk gençlerinden de çok büyük ilgi görüyorlar açıkçası.